çalıştım. Burada izninizle keseceğim. Bundan sonrasında merak edilen konular veya açmamı arzu ettiğiniz konular var ise soru cevap bahsinde daha ayrıntılara gireceğiz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Cevap bölümüne geçiyoruz. Burada da bir yaklaşık takriben yarım saatten biraz daha fazla zamanımız var. Umarım sorular gelir. Bu kadar ilginç bir konu. Onun için sorularınızı alabiliriz. Buyurun. Kendinize kısa olalım. İsmim Mustafa Barut. Göktürkler döneminde İran ülkesini anlatmıştınız. Onlar hangi ırka bağlı? Ülke olarak. İkincisi, ve 20 sene önce İstanbul'da bir arkadaşımızla tanıştım. İsveçli, Norveçli. Norveç'te yaşıyormuş. Almanya'da oraya kaçtıkları İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'daki iki kabile diye bir kabile varmış. Bir onlara ait olduğunu söyledi. Bu konuda bizi aydınlatır mısınız? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hangi ırktan derken kim hangi ırktan? İranlılar mı? İranlılar. İranlılar Fars. Yani biz İrani. İrani. Fars. Ondan sonraki bir dönem Türkler de var da ben onun için sordum yani. Yok. Henüz Selçuklular döneminde Türkler İran'ı ele geçiriyor. Ondan beri 1925'e kadar İran'ı hep Türkler yönetiyor Selçuklardan itibaren. Ama o dönemde Sasani hanedanı, yerli bir hanedandır. Onlar İran'ı yönetiyor. Sasani İmparatorluğu vardır. Türk çağında bahsettiğimiz dönemde. Öbürüne gelince Kayıp Kabile, bu Arthur Koestler adlı bir 20. yüzyıl aydınının bir kitabının kendisi tarihçi değildir. Ama düşünmüş, bazı sonuçlara ulaşmış. Yahudidir kendisi. Hazarlar devleti kurduktan sonra o Yahudilere ne oldu? Nereye gittiler? Bir, Doğu Avrupa Yahudiliği nereden çıktı? İki, bu ikisini birbirine bağlıyor. Dolayısıyla diyor ki Hitler Polonya'da, Rusya'da, Ukrayna'da çok Yahudi öldürdü. Değil mi? Hitler'in öldürdüğü Yahudiler aslında İsrailoğullarından değildi. Türk olan Hazar'ın bakiyeleriydi. Böyle bir tez ortaya attı. Kayıp Kabile Yahudi mitolojisine gider. 13. kabile. 13. kabile. Tabii. 13. kabileyi siz orada aramayın. İşte burada arayın. 13. kabile işte bu Türkler de diyor. Yani o boşluğu onunla dolduruyor. Onu nasıl bulamayacağız o efsane. İşte 13. kabile bu Hazar Türkleriydi diyor. Bütün meselenin aslı bu. Ha bugünkü Doğu Avrupa Yahudiliği tamamen Hazar Türklerinden biliniyor. Mümkün değil. Söz konusu da değil. Hazarlar Türkleri aralarında yok mu? Var. Yani dengede tutmak ve düşünmek lazım. Bütün Doğu Avrupa, Rusya, Polonya, bilmem Ukrayna Yahudilerini Hazarlardan gelen Türkler olarak görmek doğru değil. Ama bunların hepsini İsrailoğulları olarak görmek de doğru değil. Aralarında evet Türk asıllı olan kimseler var. Hazar kalıntıları bunun aralarında karıştı ki Karay mezhebindeki insanlar Türkçe konuşuyorlar. Kendilerini Türk olarak görürler. İki uçta bilimsellikten uzak, ikisinin arasında bir noktada olmak lazım. Evet, bugünkü Doğu Avrupa Yahudilerin arasında Türk kökenli insanlar var. Ama Doğu Avrupa Yahudilerin hepsi Türk kökenlidir demek abartılır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İsmim Turan Yılmaz. Hocam, ben sorum bu bizim Hazar Türklerinin İki din mi değiştirdi? Sadece iki dine mi girdi? Yahudi ve Hristiyanlık ve Müslümanlık. Birincisi bu. İkincisi de bu. Hazar Türklerin işte Oğuz boylarından Türkler geldiler, durdurdular veya bitirdiler. Yani böylelikle Hazarlar durduruldu.
Yani Türklerden bahsederken neden böyle Oğuz boyları geldi, Hazanları bitirdi, Hazanlar geldi, Göktürkleri bitirdi. Hepsi Oğuz boylarından değil mi Türkler? Evet. Teşekkür ederim. Hazarlar Oğuzlarından değil, diğer bir Türk topluluğu ama bütün her yerde Türk'ün kaderi budur. Türk'ün devletine Türk son verir, Türk'ün ayağına Türk çelme takar. Bu olmuştur. Evet, Hazar devletine son veren saldırı Ruslarla Oğuzların doğudan ve batıdan ortak hücumudur. Rus deyince bugünkü Kiev, eski Rus Kiev Knezliğini kastediyorum. Onlar batıdan, Oğuzlar doğudan olmak üzere Hazar'ı ani, eşgüdümlü bir saldırıyla gafil yakalayıp birdenbire yok etmişlerdir. Hazarlar Oğuz değildir, Türktür ama Oğuz değildir. Oğuzlar Hazar'ın doğusunda o zaman, şimdiki Batı Kazakistan'da işte yaşıyor idiler. Oradan gelip Hazar'ın doğusundaki komşuları idiler. Oradan gelip saldırmışlardır. Selçuk Bey'in kaderi, hatta Anadolu Türkleşmesi de onunla Hazarlarla alakalıdır. Selçuk Bey'in babası Dukak Bey ve Selçuk Bey kendisi Oğuzların arasında Hazar taraftarı Hizip'tendir. Babası da kendisi de Oğuzlar zaman zaman Hazar'a paralasker olarak yardımcı olmuşlardır da. Bu normaldir. Bir sene savaşırsınız, öbürsüne gider müttefik olursunuz. Hazar taraftarıydı. Selçuk Bey'in oğullarının kendisi Musevi olmamıştır. Daha sonra Müslüman olmuştur. Eski Türk dininden İslam'a geçmiştir. Fakat oğullarının beş oğlunun ismi de İbrahim Peygamber'in ismidir. Selçuk Bey'in nikahı, İsrafil, Yunus, değil mi? İsrail özür dilerim. Bu Hazar taraftarı oluşuyla falan alakalı. Kendisi Musevi olmamıştır. Dediğim gibi Oğuzlar Hazar'a saldırınca Selçuk Bey de terk etmiştir, bozuşmuştur. Hazar'dan kendisine bağlı olanlardan güneye inmiştir, ayrılmıştır. Ondan sonra Selçuklu Devleti'nin bildiğimiz kaderi başlar. Gaznevileri Dandanakan'da yenmişlerdir. Gittikçe daha çok insan Selçuk Bey'in yanına toplanmaya başlamıştır. İran'a ele geçirmişlerdir. Daha sonra Anadolu'yu yoklamışlardır. Bildiğimiz üzere Alparslan döneminde, esas olarak Melikşah döneminde Anadolu'nun Türkleşmesi yaşanmıştı. Dolayısıyla bugün bizim Doğu Akdeniz dünyasındaki varlığımız da büyük ölçüde Hazar'daki bir gelişmeyle alakalı. Selçuk Bey Hazar taraftarı olmasaydı, küsmeyip orada kalsaydı, acaba Oğuzlar ve Selçuklu Devleti kurulmasaydı acaba Anadolu'ya bu şekilde göçer miydiler, gelir miydiler bilmiyoruz. Tarih başka türlü işleyebilirdi. Biz bunu tarihçi olarak söyleyemiyoruz. Sadece acaba olur mu bilmiyoruz demekle yetiniyoruz. İşte o iki din meselesi. Hazarların hepsi Musevi olmadı. Üst tabaka Musevi oldu. Halk eski Türk dininde yaşamaya devam etti. Bu halkın arasında zamanla İslam yayılmaya başladı. Yani Hazarlar Musevi oldu derken bütün toplumun birden Musevi olması diye bir şey yok. Hatta Türkler Müslüman oldu. Türkler bugün de Müslüman olmaya devam ediyor Sibirya'da. Henüz Müslüman olmayan Türkler arasında bugün de devam ediyor. Kafkaslardaki Karaçay Balkanlarının ve Balkan Türklerinin Müslüman olması 200 sene öncedir, daha yenidir. Rus idaresi döneminde Türklerin büyük bir kısmı Müslüman olmuştur. Bu çok tuhaftır ama biz bilmeyiz. Daha önce Müslüman olmayan Türkler Rus Çarlı idaresinde Müslüman olmuşlardır. Kazakların kuzeydeki kurları falan o dönem Müslüman olmuşlardır. Bu hala devam ediyor. Dolayısıyla Hazar'ın da Hazar Musevi oldu. Bir kısmı oldu. Bir kısmı olmadı. İşte olmayanlar arasında İslam zamanında yayılmaya başladı. Ve bir dönem oldu ki Hazar ordusu tamamen Müslümanlardan oluşuyordu, komutan da. Dolayısıyla başvezir de Müslüman idi. Bu yüzden diyorum ki Müslüman Türk devleti olarak Hazar tanımlamak sıkıntı olmayacaktır, yanlış olmayacaktır. Evet.